Obasında kavrulup duran Osman, İmdi şehrinden aleme kafa tutar. Hele maşallah. Maşallah de Bayındır Bey. İşiten gözün kaldı sanır. Maşallah. 41 kere maşallah. Büyüsün tabii. O büyüdükçe bizim de sandıklarımız dolar. Bay oluruz. Hem Osman Bey'in ardında durmayacağız da kimin ardında duracağız? Osman Bey'e ne verirsen misliyle geri alırsın. Her vakit ardındaydık. İnşallah hele, inşallah. Karşılığını alırız. Alırsın, alırsın. Biz Osman Bey'in ardında duralım. Kesemiz dolmazsa onun ayıbı. Doğru dedim. Haydi. Hadi bismillah. Vaktinde sürüsünü güttüğümüz İnegöl dahi bugün bizim mülkümüzdür. Sonunda ekilen tohumlar meyvesini verir ha? Verir, verir de. Çekincem meyveleri erginleşmeden koparmaktır Şahin Bey. Ne ağacı, ne meyvesi beyler? Meyveler toplandı. Ağaçlar kütük, kütükler gemi oldu. Dalga dalga küffarın üstüne yürürüz. Hele ki kaputağını derya Osman Bey iken tereddüt etmeyesiniz. Ey bütün mülklerin sahibi, malik olan Allah'ım. Lütfettiğin her şey sendendir. Senindir bilirim. Ya Rabbi, beni emanetçi kıldığın bu toprakları hakkıyla mamur edebilmeyi senden murat ederim. Sen benim yüzümü kara çıkarma. Ya Rabbi, bu toprakları İslam'ın ahlakıyla ahlaklandırmayı sen nasip eyle. Ruzu mahşerde Resulünün yüzüne bakacak yüzümüz olmasını sen nasip eyle. Amin. Amin. Selamun aleyküm. Buyurasınız. Gayrı. Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir. Nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla divanı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaziyeti diyorsunuz. Göçerler akın akın gelirler beyim. Hepsini yerleştiririz. Göçer kardeşlerimiz bu süratle gelirse cenk vakti geldiğinde pusat yetiştiremeyeceğiz. Maşallah, maşallah.
bereketiyle gelir. Demirciler de meşe mevkine yerleşirdi. Bayındır Bey, diyesin hele vaziyet nedir? Hamdolsun Osman Bey, pusatlar dağ olup yığılmakta. Peki ya Kara Ağaç mevki? Göksen Bey, diyesin vaziyet nedir? İyi diyelim iyi olsun beyim. Ahalinin ektikleri kendi karnını anca doyurur. Yo, Kara Ağaç mevki mühimdir. Kefere'ye komşudur. Ve Marmaracığın yanında hakim bir yerdedir. Marmaracığın önemi nedir beyim? Fütühatın kapısı Marmaracık'tır. Konstantiniyye'nin bir ayağı aksar. Onlar ayaklanmadan biz fetihlere başlayacağız. Osman durmuyor. Durmayacak. Şu an bile bir savaş hazırlığı içinde olabilir. Yeni bir hamle daha yapmadan hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Buna imkan yok. Şimdilik Osman'la anlaşacağım Kanta Kuzenos. Roma korkuyla yönetilmez. Papalık bize destek olmaya hazır. Eğer istersek bir Haçlı Birliği kurup düşmanlarımızı ezebiliriz. Yaşananları unutmak ancak aptalların işidir. O Katoliklere güvenme mi bekliyorsun? Düşmandan ne farkları var? Cesur olun imparator. Katoliklerden çekinip Türklerle mi anlaşacaksınız? Eğer biz gitmezsek onlar gelecek. Yeter! İmparatorun cesaretini mi sorguluyorsun? Haddini bil Kanta Kuzenos. Cehennemdekilerle savaşacaksam ben bu savaşı cennete taşımam. Onları kapımıza dayanmadan yok etmek istiyorum. Ben her zaman arkanızdayım. İzninizle. Arkanızdayım. Çünkü... Kudretimizin yittiğini görseler, topyekün üzerimize hücum ederler. O sebeple onların önüne taştan duvarlar öreceğiz. Şimdi dağıtacağımız vazifeler o duvarın taşları olacaktır. Orhan Bey, gayrı bildiğini tecrübeyle sınamanın vakti gelmiştir. Karacahisar Kalesi gayrı senin hükmündedir. Beyliğinin hakkını veresin. Buyruk senindir beyim. Alaaddin Bey, Dursun Fakir'in yanında tedrisatına devam edesin. Sen nasıl münasip görürsen beyim. Yenişehir'in subaşılığı vazifesi de senindir Akdemir. Emanetin emanetimdir beyim. Emanetin günden güne artmakta. Beyler, Yenişehir'de büyük bir pazar kuracağız. Etraftan tüccarlar gelecek. Deniz ötesinden dahi gelecekler olacaktır. O sebeple hepimizin vazifesi çok olacak. Türkmen'e ticaret gereksin beyim. Malımızı yağalım. Kazadan elde edilen altınlardır. Bura bey divanıdır. Devlet hazinesi değil. Fakire fukaraya dağıtasınız. Mülkümüzde ihtiyaç sahibi kalmamıştır. Sayende herkes toktur. Adına sandıklarca dağıttım. Bu artanıdır.